Siber Güvenlik Akademisi YouTube kanalı izleyicileri, bu videoda TCP/IP modelini inceleyeceğiz. 4 katmanı da anlatmaya çalışacağım. Neden anlatacağım bu TCP/IP protokolünü? Çünkü çeşitli DOS saldırılarına geçeceğiz. Protokol bazlı DOS saldırıları, mesela HTTP, Flow saldırıları, Cyflow saldırıları. Bunlar hep protokol tabanlı DOS saldırıları. O yüzden temel bir TCP/IP protokolünü anlamamız bunun için o yüzden önemli. Bu videoda TCP/IP modelini inceleyeceğiz. İkinci videoda ise TCP bağlantısının gerçekleşmesini. TCP/IP modeli 4 katmanlıdır. Uygulama, iletim, internet ve ağ giriş katmanı, fiziksel katman olarak da adlandırabiliriz. Uygulama katmanı kullanıcıya en yakın katmandır. Burada HTTP, FTP, POP3, SMTP gibi protokoller çalışır. Ve protokoller bu işlemleri gerçekleştirmek için de çeşitli programlar kullanıyor. Mesela bir web sitesine girerken HTTP protokolünü kullanırız. Uygulama katmanında çalışır. İletim katmanı taşıma katmanı olarak da adlandırabiliriz. Burada TCP ve UDP çalışır. Bizi TCP ilgilendirecek şu anlık. Yani verinin nasıl iletileceğini bu katman belirler. Yani internet katmanı ise IP protokolü burada yer alır. Yani internet protokolü burada yer alır. Yani IP. IP versiyonu 4 veya 6 vardır. Günümüzde şu anda 4 geçerli. Ağ giriş katmanı fiziksel katman. Verinin hangi yollarla iletileceğini, örneğin bir Ethernet ağı ya da genel ağ, Wi-Fi ağı gibi. TCP/IP modeli bu şekilde. Bir de şunu anlatmak istiyorum. Mesela uygulama katmanı bir HTTP protokolünde istenmiş sonucu mimarisiyle çalışıyor, biliyorsunuz ki. Bu request response işlemi gerçekleşmeden önce, HTTP protokol bağlantısı gerçekleşmeden önce öncelikle üçlü en sıkışma, yani TCP'nin gerçekleşmesi gerekmekte. Bu FTP için de geçerli. Diğer uygulama katmanı çalışan protokoller için de geçerlidir. Önce TCP bağlantısı gerçekleşir. TCP/IP modeli bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.